3 yıl süren bu çalışmalarda Sayın Tarım Bakanlığımız, Sayın Ekonomi Bakanlığımız, Sayın Dışişleri Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri sayesinde şimdiye kadar hiç ihracat yapamadığımız süt ve süt ürünleri konusunda ihracat yapamadığımız Çin Halk Cumhuriyeti'ne böyle bir büyük kapının açılması için verdikleri destek ve dayanışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir pazar olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'de bu konuda ciddi bir sektör, ciddi bir ürün olan süt ve süt mamullerini kabul etmesi de Türkiye açısından hem ekonomimize hem ülkemizden yaptığımız ihracata büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz de bu ihracatı Türkiye'den ilk gönderen firma olarak büyük gurur duymaktayız. Biz günlük 1,5 milyon litre peynir altı suyu işleyerek günde 70-75 ton bitmiş ürün elde etmekteyiz. Peynir altı suyunun ve laktoz olarak iki çeşitli üretimimiz var. Peynir altı suyu bebek mamaları, çikolata, bisküvit, ekmek sanayi, et sanayi gibi birçok sektörde özellikle spor içeceklerinde amino asit grubu proteinlerin yoğun olmasından dolayı kullanılan bir üründür. Sadece Çin'e yapmıyoruz. Dünyanın 52 ülkesine ihracat yapıyoruz. Japonya'dan Cezayir'e kadar. Ama bunların içinde söylediğim gibi Çin yoktu. Çin bütün bu ülkeler kadar bir alım potansiyeline sahip bir ülke. Biz buraya geldik. Kendileri peynir altı suyu tozu üretiyorlar. Süt ve süt ürünleri kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat yapacaklar. Biz de bu kapsamda ilgili teknik arkadaşlarla teknik işlemlerimizi yaptık. Sertifikamızı düzenledik. Bunun devamında da biraz önce de olduğu gibi konteynerimizi mühürledik. İnşallah ihracat için uğurlayacağız. Bu konuda 54 firmaya, ülkemiz genelinde 54 firmaya izin verildi. Bizim Tekirdağ'da Mahir firmamız ilk defa bu ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah devamında da daha güzel, daha büyük cirolarla hayırlı ihracatlar yaparlar.